bir olan gücü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Avusturya Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Salon içindeki tüm kardeşlerim kadar bu salona sığmayan, dışarıda kalan ya da bugün buraya gelemeyen Avusturya'daki tüm kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Avusturya dışından Avrupa'nın farklı ülkelerinden, kentlerinden gelen kardeşlerimi de yürekten selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'ne, yani ÜETD'ye bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Avusturya makamlarına, Sayın Başbakan ve kabinesine misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. En başta bir kez de Viyana'da üzerimdeki emaneti sahiplerine teslim etmek istiyorum. Kardeşlerim, aziz milletimizin selamlarını sizlere getirdim. ...77 milyon... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının selamlarını sizlere getirdim. Anadolu'nun yaylalarından, Bozok Yaylası'ndan, Ankara'dan, Çarşamba Ovası'ndan, Sivas'tan, Türkiye'nin her yerinden sizlere selamlar getirdim. Değerli kardeşlerim, siz bugün buraya farklı bir heyecana hakim kıldınız. Ve bugün Avusturya iş göçünün 50. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 50 yıl önce sizler, anne babalarınız, dedeleriniz köylerini, evlerini, yakınlarını, yurtlarını terk ederek buralara geldiler, buralara geldiniz. Sabrettiniz. 50 yıl boyunca zorluklara tahammül ettiniz. Yılmadan, yıkılmadan, vazgeçmeden 50 yıl boyunca ter döktünüz. Emek sarf ettiniz. Şunu burada bir kez daha en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, hasretiniz yüreğimizde hep kor ateş oldu. Gözümüz, kulağımız, aklımız her zaman gurbette oldu. Siz iyi olduğunuzda bizler iyi olduk. Siz hüzünlendiğinizde bizler hüzünlendik.
ama millet olarak sizlerle her zaman gururlandık. ...77 milyon... sizlerle her zaman iftihar ettik. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim helal rızık peşinde gurbette verdiğiniz mücadelede her zaman yar ve yardımcınız olsun. Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, muhabbetimizi daim eylesin, her zaman muhafaza eylesin. Kardeşlerim, burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizler Kanuni Sultan Süleyman'ın torunlarıyız. Bizler 4. Mehmet gibi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi kahramanların mirasçılarıyız. Biz bugün Viyana'ya gönüller kazanmak için geldik. Bizden hiç kimsenin korkmasına, çekinmesine, tedirgin olmasına gerek yok. Biz Avusturya'da, Almanya'da, Avrupa'nın diğer tüm ülkelerinde emeğiyle, tecrübesiyle, en önemlisi de barış ve dostluk mesajlarıyla var olan bir milletiz. Şurada Viyana'nın ortasından geçen Tula Nehri tarih boyunca İstanbul'a akmıştır. Bugün de aynı şekilde İstanbul'a, İstanbul Boğazı'na akıyor. Bizler aynı nehrin Tuna Nehri'nin etrafında büyümüş dost milletleriz. Dost ülkeleriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının Avusturya'ya, Viyana'ya gelip buradaki vatandaşlarıyla kucaklaşmasından, hasret gidermesinden, muhabbet etmesinden kimse farklı manalar çıkarmasın. Bundan yaklaşık bir ay önce 24 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrine gittik. Köln Arena'da on binlerce vatandaşımızla, kardeşimizle hasret giderdik. Aylar öncesinden çok çirkin bir kampanya başlattılar. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Kim olursanız olun, kim olursak olalım, sevenlerimiz olduğu kadar sevmeyenlerimiz de olacaktır. Yani herkesin bizi sevme mecburiyeti yoktur. Herkesin bize saygı duyma mecburiyeti de yoktur. Ama biz İcraatlarımızla en güzel cevabı vermek zorundayız. Alman medyası üzerinden son derece çirkin, münasebetsiz, üstelik de ırkçı, ayrımcı manşetlerle mesajlar verdiler. Peki ne oldu? 24 Mayıs'ta gittik. Salon toplantımızı büyük bir coşkuyla yaptık. Biz ülkemize döndük, oradaki vatandaşlarımız da evlerine döndüler. En küçük bir gerginlik olmadı. En küçük bir itişme, kakışma olmadı. Anadolu, Trakya insanına yakışan biçimde vakarla, sağduyuyla Almanya'daki gurbetçilerimiz
başbakanlarını bağırlarına bastılar, muhabbetle kucakladılar. Olay bu. İşte bugün Viyana'da da bunu yapıyoruz. Cumartesi günü inşallah yine UET'nin tertibiyle Fransa'nın Lyon kentinde de bunu yapacağız. Bizim hiçbir ülkenin iç politikasında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin iç siyasetine müdahil olmayız. Bizim tek meselemiz var. O da sizlersiniz. Kardeşlerim, sizlerin hakkını savunmak için, sizlerin sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa onu yaptık, onu yapıyoruz, onu yapacağız. Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı, İslamofobiye karşı sizleri savunmak, sizlerin hakkını gözetmek bizim en tabii vazifemizdir. Kardeşlerim, hem sizlerin, hem Avusturya makamlarının, hem de Avrupa'daki tüm ülkelerin şuraya özellikle dikkatlerini çekiyorum. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Türkiye kronik sorunlarını tek tek çözerek 21. yüzyılı şekillendirecek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Türkiye ekonomisi tüm zincirleri kırarak, tüm prangalardan kurtularak en zor zamanlarda, kriz dönemlerinde İlk çeyrekte %4,3 oranında büyüme kaydederek 2023 hedeflerine ilerliyor. Kardeşlerim, bakınız, yola çıktık. Kasım 2002. Kasım'ın 2002'de yola çıktığımızda biliyorsunuz Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı %73'tü. Şimdi Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı %36'ya düşmüştür. Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi göreve geldiğimizde çok enteresandır, %63'tü. Ama şimdi devletin borçlanma faizi hamdolsun tek haneli rakamlara düştü. Kardeşlerim, göreve geldiğimizde Türkiye'nin İhracatı 36 milyar dolardı. Ama şimdi
Türkiye'nin ihracatı, son durumu söylüyorum, 156 milyar dolara ulaştı. Göreve geldik. Enflasyon %30'du. Ama şimdi enflasyon tek haneli rakama düştü. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomide nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bakınız, çok ilginç bir şey. Şu anda Türkiye artık yardım alan değil, yardım eden bir ülke. Yani 45 milyon dolar yardım ediyordu bizden önce, onunla övünüyorlar. Ama şimdi hamdolsun 3 milyar dolar açtık. Buradayız. Biliyorsunuz, veren el alan elden hayırlıdır. Buradayız. Kardeşlerim, bitmedi. Öyle bir atak ki artık yatırımlarda durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye'de gezi olayları yaşadık değil mi? 17 Aralık olaylarında yaşadıklarımızı biliyorsunuz. 25 Aralık olaylarında yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Ne diyordu? Hala anlamıyor musun? Mesele ağaç değil. Bunu diyen neydi? Sözde sanatçı. Sevsinler sizi gibi sanatçı. Ne sanatçı? Anlamıyor musun hala? Mesele ağaç değil diyordu. Çünkü bunu diyemez ki. 12-13 tane ağacı oradan alıyorsun, bir başka yere dikiyorsun. Teknoloji artık bu. Ama biz iktidarımızda fidan ve ağaca baktığın zaman 3 milyar fidan ve ağaç dikmiş bir iktidar. 3 milyar. Kardeşlerim, biz çevreci bir iktidarız, bunu böyle biliriz. Geçen günü bir başbakan ziyaretimizdeydi. Bana aynen yemekte şu ifadeyi kullandı. Uzun yıllar oldu dedi. İlk defa geliyorum. Fakat Ankara'nın ne kadar yeşillendiğini gördüm dedi. Vaka bu. Vaka bu. Tanıyamamış. Her şeyin değiştiğini gördüm dedi. Tanıyamamış. Kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? 79 senede Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yapılan duble yol, bölünmüş yol ne kadar biliyor musunuz? 6000 kilometre. 6000 kilometre. Bununla övünüyorlar. Ya biz şurada 12 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık. İşte bu CHP, onun gibileri 6000 kilometreyle övüyorlar, biz ise evet, onlar 79 senede 6000 kilometreyle övüne dursunlar, biz 12 senede 17000 kilometre bölünmüş yolla yürüyoruz. Bitmedi, bitmedi. Hani Gazi Mustafa Kemal demir ağalara çok düşkündü. Bunlar da 10. yıl marşı yazmışlar. Orada ne diyor? Demir ağalarla ördük dört bir yanını diyorlar. Nereye ördün ya? Ördüğüm bir şey yok. Biz ördük biz. Biz. Bak şu anda o hani raylarını bile 10 metreden fazla yapamayan bir Türkiye vardı. Biz şimdi
70 metre uzunluğunda ray imal ediyoruz. Onlar perçinle yapıyordu, biz şimdi kaynak sistemiyle yapıyoruz. Neden? İnsanımızın trenle yolculuk esnasında rahatsız olmasını istemiyoruz. Tangır tungır gitmeyecek. Ya böyle hiç gürültü yapmadan. Yüksek hızlı tren. Bak, bütün raylı sistemler tamamen elden geçmiş vaziyette. Artık öyle ilkel vagonlar falan yok. Gayet modern. Aynı zamanda da Türkiye'de artık bunun da üretimini başlattık. O var. Ve yüksek hızlı tren şu anda Eskişehir-Ankara çalışıyor. Ankara-Konya çalışıyor. Konya-Eskişehir çalışıyor. Ve inşallah ilk hafta içerisinde Eskişehir-İstanbul'u da açıyoruz. Fakat ah benim gurbetteki kardeşlerim, öyle hainler var ki. Öyle hainler var ki, düşünebiliyor musunuz? Eskişehir İstanbul arasında 250'ye yakın noktada maalesef oralarda kabloları söktüler. Oraları tamamıyla maalesef engellediler ve şu anda yaklaşık 1,5 ay seyretmiş olduk. Şimdi 1-2 hafta içerisinde inşallah açılışını yapacağız ve böylece İstanbul'dan Ankara'ya 3 saat 15 dakikada trenle rahat rahat yolculuğunu yapacak. Bugünleri gördük ya. Bugünleri gördük. Şimdi bu CHP, bu MHP konuşuyorlar. Zaten MHP 5 yıllığına iktidara geldi, koalisyon hükümeti, ama 3,5 yıl dayanabildi, çekti gitti. Ya kimse çek git demiyordu, niye ayrıldın, niye bıraktın? Beceremediler. Diğerine zaten benim milletim iktidar vermiyor, vermez. Niye? Çünkü asla onlara güvenmezler. Kardeşlerim, bakınız. O kadar ilginç, o kadar ilginç ki göreve geldik. 26 tane havalimanı vardı Türkiye'de. Şimdi 52 havalimanı var. Düşünebiliyor musun? 79 senede 26 havalimanı, ama 12 senede buna 26 havalimanı daha ilave ettik. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hangi vilayette olursan ol, en fazla yarım saat ile 45 dakika arasında havaalanına, havalimanına ulaşırsın demektir. Tabii şimdi yeni yapılmakta olanlar da var. Bu sayı daha da artacak. Bakın şimdi Hakkari'de biz havalimanı yapıyoruz. Ama bölücü terör örgütü engelliyor. Geçenlerde baktım muhalefet diyor ki, ne demek o diyor. Nasıl olur da yani böyle bir inşaat yapılıyor, engelliyor diyor, bundan dert yanıyorsun diyor. Ben müteahhitin herhalde güvenliğini temin ettiğim halde gelen telefondan dolayı işi bırakıp kaçarsa ne yapacağım? Ama biz bütün bunlara rağmen tedbirimizi alıyoruz. Öyle de olsa, böyle de olsa biz Hakkari hava alanını da bitireceğiz. İşte geçenlerde, daha şurada 2-3 hafta önce İstanbul 3. Büyük Havalimanı'nın, dünyanın 1 numaralı havalimanının temelini attık. Ve bu havalimanını yapacak müteahhitleri bile bu Pensilvanya onları da dinlemiş.
Onlara da şantaj montaj kasetleri hazırlamış. Ve tabii orada da bir erteleme oldu. Buna rağmen temeli attık. Şimdi yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon olan havalimanımızın inşaatı başladı. İnşallah 6 tane pisti olacak. 6 pist. Böyle bir havalimanı. Çünkü değerli kardeşlerim, şu anda havalimanı inşaatımız devam ediyor. İlk etabını inşallah 29 Ekim 2017'de bitiriyoruz. Ve buna yakın bir bölgeden de Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiyor. Üçüncü köprü. O da şu anda artık kuleler hamdolsun bitti. Bu noktaya geldi. Şimdi artık tabliyeler dizilmeye başlanıyor. Bize yakışan ne? Biz laf üretmeyiz. İş üretiriz. İş. Derdimiz bu. Ve kardeşlerim, Boğaz'ın altından Marmara'yı yaptık biliyorsunuz. Şimdi yine Boğaz'ın altından bir de otomobillerin geçeceği, evet, tüp geçidi yapıyoruz. İki katlı. Peki ne zaman bitiyor? O da 2015'in sonunda bitiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2015'in sonunda bitiyor. Tüp geçit, o da 2015'in sonunda bitiyor. Arka arkaya hep bu dev açılışlar gelecek. Yüksek hızlı tren Ankara-Sivas, o da devam ediyor. İnşallah o da bitecek. Durmuyoruz ya. Biz dertliyiz, dertli. Bizim bu millete aşkımız var, sevdamız var. Biliyoruz. Evet, şair ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdi Bulubat'ta Hasan'dan. Evet, biz böyleyiz. Kardeşlerim, hiç kimse Türkiye'nin büyümesinden korkmasın. Hiç kimse yeni Türkiye'den ürkmesin. Yeni Türkiye Avrupa için büyük bir imkandır. Yeni Türkiye Avrupa için önemli bir fırsattır. Yeni Türkiye Avrupa'nın önemli bir seçeneğidir. Çıkış yoludur. Avrupa'nın dünyaya, doğuya ve Müslümanlara açılan yegane sağlam kapısıdır. İşte son birkaç yıl içinde yaşananları gördünüz. Mısır'da halkın oylarıyla iktidara gelen yönetimi askeri bir darbeyle devirdiler. Sadece darbe yapmakla kalmadılar. Binlerce masum insanı katlettiler. Herkes sustu. Herkes sırtını döndü. Darbeyi görmezden geldiler. Akan kanı görmezden geldiler. Masumların feryadını duymazdan geldiler. Tüm dünyanın üç maymunu oynadığı bir dönemde biz çıktık, darbeye darbe, katliama katliam, zalime de zalim dedik. Avrupa'nın kendi değerlerini ayaklar altına alarak susmasına rağmen biz yüreklice çıktık ve hakkı savunduk. Diğer yandan Suriye, 4 yıldır zalim bir rejim, kendi halkını adeta koyun boğazlar gibi boğazlıyor. 200 bini aşkın insan hayatını kaybetti.
Masum çocuklar annelerinin kucaklarında hayata gözlerini yumdu. O tertemiz, iffetli kadınlar alçak bir rejimin haydutları tarafından teeddüp ediyorum. Tecavüze uğradılar. Bu insanlık dramı karşısında maalesef çoğunluk yine susmayı tercih etti. Batı sustu. Dünya sustu. Tarihin en büyük trajedilerden birine gözlerini yumdu. Ama biz susmadık. Biz gözlerimizi yummadık. Biz kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. Suriye'den gelen 1 milyona yakın sığınmacıya vatanımızın kapılarını açtık. Ekmeğimizi onlarla paylaştık. Hala paylaşmaya devam ediyoruz. Suriye'deki hak mücadelesini, insanlık mücadelesini var gücümüzle savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Öbür taraftan Filistin. Neredeyse bir asırdır Filistin topraklarında devam eden zulme sesini en çok yükselten, Filistin davasını en güçlü şekilde destekleyen yine bizler olduk. İşte şimdi Irak. Şu anda Irak yanıyor. Şu anda Iraklı kardeşlerimiz bir kez daha insanlık dramı yaşıyor. İnsanlar bir kez daha evlerini, şehirlerini terk ediyor. Bir kez daha çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Masum siviller hayatını kaybediyor. Dünya yine seyrediyor. Avrupa yine seyrediyor. Ama biz o ateşi söndürmek için bir anne şefkatiyle, bir baba, bir ağabey merhametiyle ateşin üzerine gidiyor. Irak'taki herkese durun, siz kardeşsiniz diye uyarılarımızı yapıyoruz. Ne demek Sünni? Ne demek Şia? Ya siz Müslüman değil misiniz? Bu nasıl bir mezhepçiliktir? Bunu nereye sığdırıyorsunuz? Bir insan Şii olduğu için öldürülmez. Bir insan Sünni olduğu için öldürülmez. Bunun için kefenler giyip yollara çıkılmaz. Kim sizi vatanınızdan kovuyor? Kimse. Peki sizin yaptığınız nedir? Bu yakışıyor mu? Biz Orta Doğu'daki çekişmelerde tarih boyunca her zaman hakkın tarafında, adaletin tarafında, her zaman mazlumun tarafında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün de mezhep kavgalarının bir tarafı değil, hakkın tarafındayız. Kardeşlerim, biliyorsunuz Musul'da 80 vatandaşımız bir süredir, bir haftayı aştı, alıkonuluyor. 31 tır şoförümüz var. Başkonsolosumuz, ailesi ve personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı korumak Irak hükümetinin görevi, hatta namus ve şerefi. Ancak Irak hükümeti başta konsolosumuz olmak üzere personelimizi ve vatandaşlarımızı koruyamadı. Korumadı. Şu anda IŞİD'in elinde olan 80 vatandaşımızı oradan çıkarmak için son derece hassas ve yoğun bir mücadele veriyoruz. Hiçbirinin kılına zarar gelmeden oradan çıkıp ülkemize ulaşması için büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Basra konsolosluğumuzu boşalttık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Türkiye'de CHP ve MHP, özellikle de onların yandaş medyası
bizim oradaki 80 vatandaşımızın can güvenliğini tehdit edecek tavırlar içine girdiler. Son derece sorumsuz açıklamalar, sorumsuz yayınlar yapıyorlar. Buna rağmen yani dışarıdaki kadar içerideki sorunla da mücadele ederek sorunu çözmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlı bir neticeye de varacağız. Bakın sevgili kardeşlerim, tam bir hafta sonra 28 Haziran'da çok çok önemli bir yıl dönümünü idrak edeceğiz. 100 yıl önce 28 Haziran 1914'te Avusturya Veliahtı Ferdinand Saraybosna'da bir suikast sonucu öldürüldü. Ardından Birinci Dünya Savaşı başladı. Almanya ve Avusturya Osmanlı Devleti ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na girdi. 1918'de savaşın sona ermesiyle birlikte hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da sınırlar yeniden çizildi. Ancak öyle sınırlar yaptılar ki Orta Doğu'ya öyle bir nifak tohumu ektiler ki 100 yıl boyunca o bölgede kan durmadı. Gözyaşı durmadı. Acı dinmedi. İşte bugünlerde 100. yıl dönümünde dahi Orta Doğu'da kardeş kanı akmaya devam ediyor. Orta Doğu'da 100 yıl önce cetvelle sınır çizenler oraya baktıklarında sadece petrol görüyorlar. Ama biz Orta Doğu'ya baktığında petrol görenlerden değiliz ve asla olamayız. Biz Orta Doğu'ya baktığımızda insan görüyoruz, insan. Oraya baktığımızda kardeşlerimizi görüyoruz. Biz Orta Doğu'ya baktığımızda bir medeniyetin izlerini, ilmin, irfanın, hikmetin iklimini görüyoruz. Biz Orta Doğu'ya baktığımızda birileri gibi petrol değil, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in, Hasan'ın hatırasını görüyoruz. Sultan Alparslan'ı, Kılıç Arslan'ı, Nurettin Zengi'yi, Selahaddin Eyyubi'yi, Yavuz Sultan Selim'i, Medine kahramanı Fahrettin Paşa'yı görüyoruz. Türkiye'de ana muhalefet partisinin CHP'nin genel müdürü Orta Doğu ile ilgili her cümlesinde orayı bataklık olarak tarif ediyor. Zannedersiniz ki Tunceli'de doğup büyümedi. Zannedersiniz ki burada, Viyana'da doğdu. Paris'te yetişti. Kestane çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Biz kimliğini inkar edenlerden olmadık ve olmayız. Biz tarihinden ve vicdanından, vicdanına dayalı olarak ecdadından utananlardan olmadık ve olmayız. Almanya'da da doğsak, Avusturya'da da doğsak, biz kimliğini, kültürünü, kendi dilini bilen çocuklarına da bu değerlerle gerekli olan eğitimi, öğretimi veren, onları o şekilde yetiştiren asil bir milletiz. Yüzümüz tarih boyunca hep batıya dönük oldu. Bugün de yüzümüz batıya dönüktür. Ama yüzümüzün batıya dönük olması doğuya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefidir. Reformlarımızı buna göre yaptık, buna göre yapıyoruz. Kurumlarımızı, yapımızı, istikbalimizi buna göre şekillendiriyoruz. Ama hiç kimse bizi doğudan, güneyden,
kendi tarihimizden, medeniyetimizden, öz be öz kardeşlerimizden koparamaz. Kardeşlerim, biz ne kadar Tula Nehri'nin çocuklarıysak, o kadar da Fırat'ın, Dicle'nin, Nil'in çocuklarıyız. Şunu özellikle ifade ediyorum. Avrupa Tula Nehri'nin döküldüğü yerde değil, Dicle'nin, Fırat'ın doğduğu yerde başlar. İşte onun için Türkiye'siz bir Avrupa tahayyül edilemez. Türkiye'siz bir Avrupa hedeflerine ulaşamaz. Orta Doğu'daki yangın bütün dünyaya sıçrama potansiyeli taşırken, Avrupa'yı etkileme potansiyeli taşırken, Avrupa Türkiye gibi bir imkandan daha fazla uzak kalamaz. Avrupa ülkelerindeki siyasetçilere, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına buradan özellikle sesleniyorum. Türkiye'ye karşı ön yargılarından artık kurtulsunlar. Türkiye'yi artık şablonların arkasından değil, objektif şekilde değerlendirsinler. Şunu da bilmelerini arzu ediyorum. Türkiye içindeki ufuksuz bir kısım medya vasıtasıyla öğrenilemez. Türkiye ufku, vizyonu, plan ve projesi olmayan muhalefet partileri vasıtasıyla öğrenilemez. İşte 30 Mart'ta çıkan sonucu sizler de gördünüz değil mi? CHP kumsallarda varlık gösterebildi. MHP siyasal Türkçü. HDP Doğu ve Güneydoğu'da, o da siyasal Kürtçülük yaptı. Ama AK Parti 81 vilayetin 81'inde varlık gösteren tek parti oldu. Biz 77 milyonun partisiyiz. Onlar lokal mevzi partiler. Farkımız bu. Biz, birileri çıkıyor. Kucaklayan bir lider. Kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Kimmiş o? Kardeşlerim, eğer kucaklamak diyorsan niye doğuda güneydoğuda kaldın? Eğer kucaklamak diyorsan niye kumsallarda kaldın? Eğer kucaklamak diyorsan sadece niçin etnik bir unsurun partisi oldun? Ve 13'te kaldın. Birisi 25-26'da ama AK Parti %50'nin partisi oldu. Çünkü biz ayrımcılık yapmadık. Onlar Sivas'ın ötesine geçemediler. Onlar bu anlı şanlı bayrağımızı Hakkari'de dalgalandıramadılar. Ama biz 81 vilayetin 81'inde hamdolsun bayrağımızla gurur duyduk. Ve onlarla beraber yürüdük. Türkiye'de herkesi kucaklayan, demokrat, milli ve manevi değerleri muhafaza eden Avrupalı tek parti AK Parti'dir. AK Parti'yi inkar ederek hiç kimse Türkiye'yi anlayamaz. Sağlıklı şekilde değerlendiremez. Bakın buradan Alman medyasının izinden giden Avusturya medyasına samimi bir tavsiyede bulunuyorum. Biz siyasi tarihimiz boyunca, burası çok önemli, manşetlerle mücadele ederek bugünlere geldik. Biz manşetlerle kurulmuş bir hükümet değiliz. Manşetlerle de yıpranmayız, bunu böyle bilsinler.
Kardeşlerim, Türkiye'de son bir asır içinde neler çektiğimizin, neler yaşadığımızın, hangi badireleri atlattığımızın bizler kadar sizler de yakın şahitlerisiniz. Artık dünya küçüldü. Aynı anda bizler nasıl Türkiye'yi izliyorsak siz de izliyorsunuz. Ne oluyor bitiyor görüyorsunuz. Merhum Menderes'i işte bu manşetlerle, sokak eylemleriyle, türlü tuzaklarla, ardından darbe yaparak iktidardan indirdiler. Sadece demokrasiyi değil, ekonomiyi de alt üst ettiler. Anadolu'nun çalışkan evlatları rızık peşinde, ekmek parası peşinde, istikbal peşinde Sirkeci'den trene bindiler. Almanya'ya, Avusturya'ya, Fransa'ya, diğer Avrupa şehirlerine gurbete geldiler. Sene 1960. Kardeşlerim, 1980'de bir kez daha darbe yaptılar. Demokrasiyi katlettiler. Gençlerimizi idam ettiler. Ekonomiyi mahvettiler. O zaman da akın akın insanlar Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. Ama şimdi o darbecilerin ne halde olduklarını görüyorsunuz, değil mi? Yine bir 12 Eylül günü, 12 Eylül 2010'da milletimiz anayasayı değiştirdi. Bu darbecilere yargı yolunu açtı. 34 yıl sonra darbeciler yargılandı. Mahkeme kararını verdi. Temiz yolu açık. Nihai kararı göreceğiz. Kardeşlerim, 28 Şubat'ta bir kez daha darbe yaptılar. Bir kez daha millete zulmettiler. İmam hatipleri, meslek liselerini, Kur'an kurslarını kapattılar. Başörtülü kızlarımıza en ağır baskıları uyguladılar. Bir kez daha milletin evlatları vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Bir kez daha milletin çocukları gurbet yollarına düştüler. Geldiler. En başta Viyana olmak üzere burada özgürce okuma imkanı aradılar. Ben bu vesileyle eğitim, öğretim noktasında gerçekten o başörtülü kızlarımıza kapısını açan Avusturya hükümetlerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü onlar öyle bir dar zamanda yüzlerce, binlerce yavrumuzu, evet, bu Viyana'da misafirperver bir anlayışla aldılar ve burada yetişme fırsatını buldular. Onun için Avusturya'ya bu şükran borcumuzu ifade etmemiz bizim için bir görevdir. Onun için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber çok mahzunduk. Niye? Hani şair diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bu milletin evlatlarına parya muamelesi yaptılar. Ve dediler ki, sen başörtülüsün. Senden ancak evlerde hizmetkar olur. Senden ancak temizlikçi olur. Sen doktor olamazsın dediler. Sen avukat olamazsın dediler. Sen mühendis olamazsın dediler. Sen ekonomist olamazsın dediler. Niye? Çünkü senin başın örtülü dediler. Bu özgürlükçü bir dünyaya yakışıyor muydu? Bakıyorsun Amerika'da böyle bir anlayış yok. Avrupa'da büyük ölçüde yok. Ama halkı Müslüman olan bir Türkiye'de maalesef yavrularımız bu zulümle karşı karşıya kaldılar. Kardeşlerim, ben de 4 tane İmam Hatipli yavrunun babası olarak bu çileyi ailece çektik. Bunu yaşadık. Çünkü bizim de yavrularımız maalesef kendi ülkemizde okuyamadılar. Ben bunu uluslararası platformlarda devlet başkanlarına, başbakanlara söylediğim zaman
gözleri düştü. Nasıl oluyor, siz Müslüman bir ülke değil misiniz? Sizin ülkede hele hele sen bir başbakansın, nasıl okuyamıyor? Dediler. Kendilerine bu durumu anlattığım zaman şok oldular. Ama sabrettik, sabrettiniz. Sabreden derviş muradına er. Hamdolsun. Çünkü biz gerilimden yara değildik. Baldıran zehri içtik. Ama bu neticeye hamdolsun kavuştuk. Kardeşlerim, şimdi artık yavrularımız üniversitelere başörtüleriyle girebiliyorlar. Artık devlet dairelerinde çalışabiliyorlar. Artık katsayı matsayı böyle bir şey kalmadı. Bunların hepsi kalktı gitti. İnşallah her geçen gün inanıyorum ki çok daha farklı bir şekilde artık bu yavrularımız okullarda yerlerini güçlü bir şekilde alacaklar. O günlerde yakındır diye inanıyorum, yakındır diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bu süreci adım adım takip ederken İmam Hatiplerin kapısındaki kilitler kırıldı ve açıldı. Meslek liseleri aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, tabii okullarımızda o da enteresandı. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri seçmeli ders haline getirildi. Ve şu anda orta öğretimde isteyen anne baba yavrusunun Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi yani Peygamber Efendimizin hayatını öğrenme dersine sokabilir. Böyle bir durumdayız. İfade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün önünü ciddi miktarda açtık. Ve 1960'da, 1980'de, 1997'de yaptıklarını bir kez daha yapmak istediler. Değerli kardeşlerim, ve bizler bir kez daha ekonomiyi batırmak, milletin evlatlarını gurbet yoluna düşürmek isteyenlere gerekli cevabı verdik. İşte Gezi dediler, tutmadı. 17 Aralık dediler, tutmadı. 25 Aralık dediler, tutmadı. Evvel Allah tutmayacak. Artık milli iradenin karşısında dayanmaları mümkün değil. Onlar Taksim'e yürümek istediler. Kardeşlerim, onların Taksim'e yürüdüğü yerde benim milletim yüz binlerle meydanlara yürüdü. Milli irade dedi. Milli irade ne diyorsa o olur dedi. Ve milli iradenin dediği hamdolsun 30 Mart'ta oldu. Şimdi 28 Şubat'ta ortaya bir Pensilvanya çıktı. Kardeşlerim, bu Pensilvanya hatırlayın darbecilere ödül dağıtıyor. Dönemin hükümetine, merhum Erbakan hükümetine beceremediniz artık bırakın diyordu. İşte en son 25 Aralık darbesinde bir kez daha sahneye çıktı. Bize haince saldırmakla kalmadılar. Ülkesini arkadan hançerlemek istediler. Sadece bize değil, ülkesine ihanet ettiler. Türkiye içinde CHP'yi, MHP'yi, bir kısım medyayı, bazı işveren çevrelerini kukla gibi oynattı ve oynatmaya devam ediyorlar. 30 Mart'ta yaşadıkları ezimet yetmezmiş gibi bugün hala bir arada yeni ezimetlere hazırlanıyorlar. Biz darbecilerden hesap sorduk. Darbe girişimi yapanlardan da hesap soracağız ve soruyoruz. İnlerine girmeye başladık. İnlerinden tutup çıkarmaya başladık. İnşallah bütün inlerini de ortaya çıkaracağız. Kardeşlerim,
Türkiye'ye ihanet etmenin bedelini ödeyecekler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren tırlarını sanki düşman askeri gibi durdurmanın bedelini ödeyecekler. Türkiye'yi tüm dünyaya teröre destek veren ülke gibi göstermenin bu alçakça ihanetin de bedelini ödeyecekler. Milli Bankamız Halkbank'a, milli yatırımlarımıza, küresel projelerimize saldırmanın hesabını tek tek verecekler. Sevgili kardeşlerim, çocuk, genç, orta yaşlı, ihtiyar her birinizin şunu bilmenizi istiyorum. Sizler çok büyük bir milletin evlatlarısınız. Burada rahat olun. Sadece tarihinizde değil, sadece ecdadınızda değil, sizler bugün mensubu olduğunuz, vatandaşı olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile de büyüksünüz. Her birinizin tarihiyle ve ecdadıyla olduğu kadar bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile de iftihar etmesini, gururlanmasını istiyorum. Türkiye Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Güvenle, istikrarla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye artık IMF'den borç alan bir ülke iken bugün IMF'e borcu olmayan bir ülke. 23,5 milyar dolar borçla devraldık. MHP borçlandı, DSP borçlandı, biz ödedik. Milli Bankamız Merkez Bankası kasasında ne vardı? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne var? 131 milyar doları aştık. Şimdi IMF'le anlaşma yaptık. Bizden borç istiyor. Kabul ettik. 5 milyar dolar size dedik borç verebiliriz. İmzalar atıldı. Ekonomisiyle ilgili Maastricht kriterlerinde Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Kardeşlerim, ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. Sizler 10 yıllar boyunca yazın tatile geldiğinizde sizden Avrupa'yı, Avrupa şehirlerini, Avrupa'daki hayat standartlarını büyük bir hayranlıkla dinlerdik. Allah'a hamdolsun. Avrupa'da artık ne varsa Türkiye'de de daha fazlasıyla var. Sizlerin getirdiği çikolatayı bekleyen yavrularımız vardı. Artık daha kalitelisini benim ülkemde yapan firmalarımız var. Avrupa kalitesinde otobanlarımız var. Köprülerimiz var, tünellerimiz var, viyadüklerimiz var. Elhamdülillah katlı kavşaklarımız, köprülü kavşaklarımız var. Her şeyimizle daha farklıyız. Şu anda Türk Hava Yolları dünyanın sayılı olan firmaları arasında yerini alıyor. Kardeşlerim, artık hava yollarını hava yolları olmaktan çıkardık, halkın yolu yaptık. Ben Binali Bey'e o zaman dedim ki, Binali kardeşim bak, bu hava yolları belli bir seçkinci grubun kullandığı ulaşım yolu olmayacak. Tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği ulaşım yolu olacak. Adını da şöyle koyacağız. Hava yolu değil, halkın yolu. Ve hamdolsun. Şimdi artık bizler için geçmişte uçağa binmek lükstü. Nereden bileceksin garip kuraba? Ama hamdolsun artık bakıyorum ki benim artık vatandaşımın büyük bir çoğunluğu biniyor. Neredeyse bir otobüs ücretiyle lüks otobüs ücreti diyelim
Onlarla uçağa biniyor, yolculuk yapıyor. Türkiye'nin bir ucundan ta İstanbul'a kadar 1,5 saatte 1 saat 40 dakikada ulaşıyor. Artık bu hale geldi. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber bu adımlarımız hızla devam ediyor. Şimdi size burada bir müjde daha vereceğim. İzlemişsinizdir gerçi de. Şöyle, Türkiye artık kendi mühendisleriyle çok farklı adımlar atıyor. Geçtiğimiz salı Ankara'da bir adım attık. Ne yaptık? Kendi mühendislerimizle, değerli kardeşlerim, kendi helikopterimizi Türkiye'de ürettik. Ve ilk 3 helikopterimizi hamdolsun artık orduya, kara kuvvetlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar 6 tane daha inşallah geliyor ve ondan sonra seri olarak devam edecek. İlk etapta ordumuza 59 atak helikopteri teslim edilmiş olacak. Şimdiden dünyadan siparişler gelmeye başladı. Bu arada kendi savaş gemilerimizi de üretmeye başladık. Değerli kardeşlerim, dedim ya, Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye. Şu anda ürettiğimiz savaş gemilerimizin 2 tanesi denizlerde. 1 tanesi ta Afrika'ya kadar uzandı. Orada şu anda limanlarda dolaşıyorlar. İnsansız hava uçaklarımızı da üretmeye başladık. Onları da üretiyoruz. Kendi milli piyade tüfeğimizi, roketlerimizi, füzelerimizi, ama bunları şimdi uzun menzilli hale getirmek istiyoruz. Kendi tankımızı, Altay tankımızı, evet, testini yaptık. Onun şu anda çalışmaları devam ediyor. Kardeşlerim, şunu hepinizin bilmenizi istiyorum. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. Vakur duracaksınız. Bilesiniz ki artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, gündem belirleyen bir Türkiye var. Bunu böyle biliniz. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımız her zaman yanınızda. Bunu böyle biliniz. Her meselenizde yanınızda olacak. Hakkınızı sonuna kadar aramaya devam edecek, devam edeceğiz. Büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız sizlerin her zaman yanındadır. Kardeşlerim, bak, döviz bedelini askerlikle ilgili olarak neydi? 10.000 avroydu. Ne dediniz? Ya başbakanım, bunu 6.000'e indirdi. Yaptık mı? Yaptık. 6.000 avroya indirdik mi? 6.000 avroya indirdik. Siz öyle dediniz, biz de öyle yaptık. Mavi kart uygulamasını daha da yaygınlaştırdık. Avrupa'da yükselen ırkçı ve ayrımcı eylemlere, özellikle de İslamofobiye karşı muhataplarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Sizlerin de burada birlik içinde, dayanışma içinde bunu devam ettirmenizi istiyorum. Kardeşlerim, şimdi bir şeyi söylüyorum. Asimilasyona hayır. Entegrasyona evet. Tamam. Almancayı gayet iyi öğreneceksiniz. Ve Avusturya toplumuyla münasebetlerinizi çok iyi bir noktaya taşıyacaksınız. Ama asimile olmayacaksınız. Çok kısa bir süre önce sizin demokratik bir hakkınızı, hamdolsun, sizlere teslim etme başarısını biz gösterdik. Demokratik hakkınızdı bu. Şimdi ilk defa inşallah 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunuzu kullanacaksınız. Uzun bir mücadelenin sonunda bu hakkı teslim ettik. Unutmayın,
yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ne zaman? 31 Temmuz 3 Ağustos arasında yapılacak. 31 Temmuz 3 Ağustos arasında, yani sizler oyunuzu kullanacaksınız. Eğer seçimler ikinci tura kalırsa bu da yurt dışında 17 ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen yerlerde istenilen evrakla mutlaka ama mutlaka sandık başına gitmenizi rica ediyorum. Sadece siz yetmezsiniz. Bütün dost, ahbap, akraba, bütün yakınlarınıza gerçekleri anlatmanızı istiyorum. Türkiye'nin geleceği hakkında artık sizler de söz sahibisiniz. Sandıkta sözünüzü söylemenizi sizlerden rica ediyorum. Adayımızı ay sonunda inşallah açıklayacağız. Adayımıza Avusturya'daki kardeşlerimizden çok çok yüksek oranda bir destek geleceğine inanıyorum. Kardeşlerim, bir kez daha bu salonu doldurduğunuz, bu muhabbete iştirak ettiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen tüm kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi özellikle iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde asla yerinde saymadığını, kararlılıkla bu yola devam ettiğini de bilmenizi istiyorum. Şimdi hazır mıyız? Çok yoruldunuz değil mi? Şöyle o zaman bir ayağa kalkalım, rahat edin. Şarkımızı biliyorsunuz. Gümbür gümbür söyleyelim. Tamam. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Avusturya'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz iriz, diriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Allah yar yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla diyorum.